Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz RWA. RWA nedir? 2024 yılının parlayan yıldızı nasıl RWA olacak? Bununla ilgili önemli detayları paylaşacağız. Hadi başlayalım. RWA'ların farkı nedir diğer projelere oranla? RWA'lar sadece token ya da web3 üzerinde olan bir proje mantığı değil tamamen baz aldığı noktayı gerçek dünya varlıklarından alan bir sistemdir. Gerçek dünya üzerinde oluşan bir değerin tamamen tokenize edilmiş halidir RWA. Buna bizim klasik yatırım enstrümanlarını katabiliriz. Şöyle katabiliriz. Bir binamız var. Bunun elimizde tapusu var ve bunun bize ait olduğunu gösteriyor. Peki biz bu tapuyu normalde hisseli tapu olarak kullanırız. Bu durumlarda mesela tapu üzerinde herkesin hisse oranı yazar ve tapu dairesinde bunun transferini gerçekleştirebiliriz yani alış satışını gerçekleştirebiliriz. Ama bunu tokenize edersek nasıl olur? Düşünün ki bir e, gayrimenkulümüz var ve bunu 100 parçaya böldük. Herkesin bir hisse katmanında elde edebilir. Bu şekilde ortada 100 token oluyor. Ve her bir token'a sahip olan demek ki pro e, o yatırımın %1'ine sahip oluyor. Burada da şu mantık devreye giriyor. Elindeki gerçek mal varlığının ispatını sağlayan projeler RWA projelerdir. RWA projelerde birkaç ana kola dağılır. Birincisi e, klasik eski düzel tahviller, repolar ve bunların tokenize edilmiş hali. Yani siz bir token'a sahip olduğunuzda gerçekte aldığınız bir e, tahvil, eurobond tarzı yatırımların aynısı anlamına gelir. Çin şu an bunu uyguluyor ve geçtiğimiz 6 ayda birçok tahvili tokenize haliyle çıkardı satışa. Diğer bir RWA tarzı da bizim web 3'te klasik bildiğimiz DeFi'ların tamamen RWA'ya dönük olanlarıdır. Bunlar da nedir? Siz gidip bu DeFi projelerine yani RWA DeFi'lere yatırım yaptığınızda sizin içeri yaptığınız yatırım miktarı kadar gerçekleştirilecek olan projelere yatırım yapar ve burada size vereceği stake ödüllerini yani pasif gelirlerin e, oluşturacağı tokenları borç olarak verdiği diğer projelerden elde ettiği gelirlerle sağlar ve bunları size verir. Bu da şu anlama gelir tokenomics üzerinde bir enflasyonist yapıyı ortadan kaldırır buna örnek bazı projelerde vardır. Defi tabirini bilmeyen arkadaşlar için yukarı Defi videomuzun linkini bırakıyorum. Oradan Defi konusunu detaylı olarak işleyeceğiz. Evet gelelim önemli bir noktaya. Rayya neden hayatımıza bu kadar birdenbire girdi ve neden bu kadar değer gördü. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği üzere SEC'in ETF'de davaları devam ediyor. E bu davalar sonucunda artık e, kripto sektörüne belli bir regulasyon gelmesi çok yakın. Bu regülasyonlar geldiği zaman artık e, SEC'ler ya da her ülkenin olduğu e, Türkiye'de SPK gibi kurumların projeleri artık soru sorabilecek duruma gelmesi geliyor. Bu da şu duruma geliyor. Siz bir projeye yatırım yapacaksınız ve diyorsunuz ki bu projeye ben ne kadar güvenebilirim? Şu an güvenliği nasıl sağlıyoruz kendimize göre? Token kontratına bakıyoruz. Adütü var mı ona bakıyoruz. Hangi borsalarda listeli ona bakıyoruz. Ekibi kimdir? white paper nedir bunlara bakıyoruz ve biz sınırlı bilgimizle bunları yorumlamaya çalışıyoruz ama herhangi bir resmi kurum bunu onay verdiği zaman doğal olarak bizim için çok daha verimli bir hal alıyor ve daha güvenli bir durum oluşturuyor çünkü bir sorun olduğuna biz şunu sorabileceğiz devletlere sen bunu onay verdin de biz yatırım yaptık ama sonuçta kaybetmiş olduk ETF'lerin en önemli mantığı budur bize en büyük kazancı budur ETF'ler zaten başka bir videoda çok detaylı inceleyeceğimiz bir proje kolu. Ve orada çok detaylı bir şekilde upuzun ETF konusunu işleyeceğiz. Gelecekte neden RVA'lar bu kadar eşdeğerli? Şimdi geçtiğimiz sezonlardan yani boğa sezon olsun ayı sezon olsun belli noktaları düşünelim. Nedir bu noktalar? Birçok proje... Ye yatırım yaptık. Birçok proje canlandı. Şu an to Coin Market gibi verilerine bakarsak 30 binden fazla proje var. Ama birçoğu tamamen başarısız oldu. Neden başarısız oldu? Belli projelerin ayakta kalabilmesi için e, kendi ekosistemini, kendi ekonomisini kendi içinde yaratıp ek gelir sağlaması lazım. Şöyle bir örnek verelim. Bir ara move to earnler çok modaydı. Yürüyordun, bir ödül kazanıyordun ve bu ödül senin hesabına geliyordu ve sen bunu satabiliyordun. Evet, çok güzeldi. E şimdi baktığımızda bir kasa düşünün. İçeri para girmiyor ama kasadan sürekli bir para çıkıyor. Ve bu çıkış belli bir yere kadar tolere edilebilir. Belli bir yerden sonra bu tahtada tahtayı negatif olarak aşağı etkiliyor. Çünkü proje sahipleri masraf yapmadıkları bir coin'i bedavadan herkese dağıtıyor ama bunun bir karşı değeri var. Bu da şu duruma geliyor. Bu insanlar ücretsiz olarak elde ettikleri coin'i satarak doğal olarak fiyatının aşağı düşmesine sebep oluyorlar. Bu bir token'daki enflasyonist yapıyı belirler. RWA'ların buna sunduğu çözüm şudur. RWA projesi gerçek hayatta bir iş koluna dayanıyor. Yani bir şirket düşünün ya da bizim klasik borsa mantığını biz tarafı gibi düşünün. Ortada bir şirket var, üretiyor, bir katma değer katıyor ve bir ürün satıyor. Buradan elde ettiği karı da kar olarak yatırımcılarına dağıtıyor. Aslında biz RVA'larda kripto sektöründeki Web3'teki yenilikleri Web2'ye bağlamış gibi oluyoruz ve bu şekilde e, uzun vade yatırım yapabileceğimiz güzel iş kolları, güzel sektörler ve güzel davranışlar e, nedir bunlar? Daha çok regüle edilmiş bir durum. Birçok noktada daha fazla onay almış bir durum. Ve bu şekilde projelere yatırım yapmış oluyoruz. RVA'ların önemi burada devreye giriyor. İşin sonunda düşündüğümüzde RVA'lar elle tutulabilen size değerler katmış oluyor. Ve sürekli ekosistemi desteklemiş oluyor. Bu şudur. Ayı sezon olsun, boğa sezonu olsun bu işler devam etmiş oluyor. Ve bu tokenlar, bu projeler hayatta kalmış oluyorlar. Buna şöyle bir örnek verebilirim borsaları düşünün, Nasdaq'ı düşünün. Mesela Nasdaq yukarı giderken bütün şirketler çok iyi kazanıyor. Nasdaq aşağı düşerken projeler kazanmıyor tabiri değil. O tamamen piyasanın ona verdiği fiyat değeriyle alakalı bir durumdur. Ve bu da şu duruma gelir. Yeri geldiğinde şirket çalışma aynı seviyede devam ederken bile bazen hisselerin çok yüksek değer aldığını, bazen de çok düşük değer aldığını görüyoruz. Ama bu o şirketin tamamen bir ölü şirket olduğu anlamına gelmiyor fiyat düştüğünde. Ya da fiyat yükselirken de mükemmel işler başarıyor anlamına gelmiyor. Bu tamamen piyasa fiyatlandırması ile alakalı. RWA'lar da bunun gibidir. Şu an bütün coin market tokenların değerine baktığımızda yani bütün kripto sektörünün değerine baktığımızda sadece 1.4 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz bu 2.6 trilyon dolara kadar çıkmıştı bu sayı. Ve bu süreçte tamamen şunu düşünebiliriz. Düşünün ki en düşük seviyesini görüyor bütün sektör. Ama RVA projeleri hala üretmeye devam ediyor. Hala aynı kazancını sağlıyor. Ve hala kendi ekonomisine eş değer bir meblalar koyabiliyor. İşte fark burada devreye giriyor. O zaman RVA'nın bize kattığı amaç olarak şunu düşünebiliriz. Spekülasyonlardan uzak. Yani herhangi birinin bir tweetiyle ya da herhangi bir davayla ya da herhangi bir önüne taş konulan sebeple fiyatın düştüğü anlamına gelmiyor. Aynı şekilde yükseleceği anlamına da gelmiyor. Daha stabil, daha düzgün, daha ayakları yere basan bir sistem olarak devam etmiş oluyor. O yüzden RVA'lar ve bu şu anki RVA projeleri başlangıç aşamasına aşamasındaki RVA projeleridir. İlerleyen dönemde çok daha kaliteli, çok daha ayakları yere basan, çok daha iyi detaylarıyla hazırlanmış RVA projeleri göreceğiz. RVA'ların ee, son dönemde en çok e, nasıl söyleyeyim hayatta kalan projeleri ya da ilgi çeken projeleri bir sonraki videonun konusu olacak. Orada çok detaylı bir şekilde bu sefer RWA projelerini inceleyeceğiz. Diyor RWA projelerinin hangilerinin, hangilerinin hangi yenilikleri kattığını, hangilerinin hangi durumda avantajları ve dezavantajları olduğunu çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın.